Peki kalp krizi geçirince nasıl oluyor? Bak bazısı böyle sinsi oluyor işte. Bak hiçbir şey gelmemiş çocuğa. Gepken çocuk uykuda gelmiş, şey yapmış. Hocam ben otobüsteydim, yanımda bir bayan vardı. Öyle konuştuk falan. Ay dedi, oy dedi. Bir baktım böyle soğuk soğuk terleme. Meğerse kalp krizi geçiriyor. Bakın en güzel birinci kural soğuk terleme. Abla sende bir sıkıntı oldu mu hiç? Hayır, olmadı. Sadece kalp atışlarında dengesizlik oldu var. Ve hafif hafif ağrılar hissettim. Şimdi ablamın hafif hafif sinyal vermiş. Güzelce belirti vermiş. Git doktora, git doktora demiş. Kendine baktır, kendine baktır. Ben size güzel bir şey söyleyeceğim. Türkiye kalple, esasında doktorlarımız hepsi de ama kalple, gözle, estetikle dünyada bir numarayız, haberiniz olsun. Bütün akın akın Türkiye'ye geliyorlar, estetik oluyorlar. Türkiye'ye geliyorlar, kalp ameliyatı oluyorlar. Türkiye'ye geliyorlar, göz ameliyatı oluyorlar. Bizim doktorlarımız kadar el becerisi olan millet yok. Hakikaten çok iyiyiz. Nereden biliyorsun? Kongrelerde şaşırıyorlar bizim yaptıklarımıza. Hele hele şimdi var ya, dünyada hangi alet varsa Türkiye'de var. Eskiden hemen Amerika'ya gidiliyordu. Hiç gerek yok. İnanın en mükemmeli burada var. Oraya gittiğiniz zaman istediğiniz kadar torpilli olun. İkinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorsun. Gelse benim ülkemde kal, benim vatandaşım, benim memleketimde en güzel aletleri zaten bizde var artık. Hiç öyle bir şeye gerek yok. O zaman kalp krizi nasıl anlıyoruz kardeşler? Bir kere kola doğru uyuşma geliyor. Bir, şu bölgede kravat nayesinde bir şey oluyor. İki, sırta ağrı vuruyor. Soğuk terleme çok önemli. Hasta bakıyorsun, ıpıstak ama tutuyorsun buz gibi. Bu soğuk terleme. İkincisi kardeşler, oturduğu yerde böyle hiç konuşmak istemez. Böyle hiç konuşmak istemez. Böyle. Böyle bitkin, zor nefes alır. Buz gibi terlemiştir. Böyle korkulu gözlerle bakar sağa sola böyle. Sizin o anda yaptığınız panik onu daha kötü yapar. Sakın ola ki, sakın ola ki. Ay ne oldu? Betim benzin atmış. Ne oldu? Ne oldu? Rengine ne oldu? Filan dediniz mi hastaya en büyük zararı veriyorsunuz. En büyük zararı veriyorsunuz. Sakın ola ki. Öyle bir şey yapmayacaksınız. Hepinizin evinde olan, hepinizin evinde olan reklam olun korkusuyla ismini söyleyemediğimiz içindeki maddeyi söyleyeyim. Salisilik asit denilen şeyler vardır. Hepinizin evinde var o haplardan. Bir tane o hapı hemen ağzında dikkat edin. Çiğnetin, çiğnetin. Ağzını vereceksiniz. A ile başlıyor, N ile bitiyor sonu. Hemen ağzına... Hemen çiğnetin. Ve hastaneye gittiğinizde de ambulans geldiğinde de söyleyin. Deyin ki bak böyle böyle oldu.